Bıçaklar Şahı Trabzon sürmene. Cangizi Kolikler doğası ile, yeşili ile, havası ile sizleri bambaşka dünyalara Yüce Allah'ın izniyle götüren meşhur kokulu siyah üzümü ile hem damaklarınızı hem ciğerlerinizi bayram ettiren, ekşili elması ile yüzünüz biraz buruşsa da farklı bir tadı tatmaktan hoşnut kalacağınız, dünyaya ününü duyurmuş bıçağı ile adından söz ettiren sürmene ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet muhteşem güzelliklerle, huzurla dopdolu sürmene seyahatimize hazırsanız, görüntü şöleni yaşatacak sürmene konaklarının en meşhuru Memiş Ağa Konağı ve akabinde Hacı Yakup Ağa Konağı, şehri adeta ayaklarınızın önüne seren sürmene kalesi ve seyir terası, eşsiz manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip Kavga Düzü Yaylası, eskilerden gelen miras Cumbalı Sürmene Evleri, yemyeşil görsel bir şölen sunan Zarha Mahallesi, yeşil ve denizin birleştiği nokta Çamburnu Tabiat Parkı, ülkemizin en büyük yaylası Sürmene'de Ağaçbaşı Yaylası, bıçağın marka olmuş hali Sürmene Bıçağı, enfes sürmene yöresel lezzetlerinden yöresel bir lezzet bombası kara lahana dolması, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi kuymak, tadına doyum olmayan Karadeniz lezzeti mezgit tava, Trabzon'un meşhur lezzeti küllür tavası, yoğun lezzetli burmalı pazı böreği, lezzetli ve pratik bir tarif sebzeli mısır ekmeği ve muhteşem damak çatlatan bir lezzet Zero ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Doğu Karadeniz'in incesi sürmenenin kadim tarihi. Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hepsi ayrı bir cennet Cangizi Kolikler. Şimdi ise diğer yerlerde olduğu gibi Karadeniz'in doğusunda yer alan sürmenenin tarihine bir bakacağız. Karadeniz bölgesinin tarihi ile paralellik gösteren sürmenenin M.Ö. 500 yılına kadar uzanan kadim bir tarihi bulunmaktadır. Romalıların ardından Osmanlı'nın Karadeniz'e Yüce Allah'ın izniyle fethiyle Türk topraklarına katılan sürmene tam bir kültür mirasıdır. Sürmene ismi nereden geliyor? Cangizi Kolikler, tarih boyunca sürmene ismi tarihi süreçler içerisinde birbirlerine yakın konumdaki bazı yerleşim yerleri için kullanılmıştır. Özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde milattan sonra 3. asırdan başlayarak Sourmania, Susurmena, Sousormena isimlerinin kullanıldığı yerleşim merkezinin ismi zamanla günümüzdeki Sürmene ismine dönüşmüştür. Sürmene'nin efsane konağı, tarihi Memiş Ağa Konağı. Sürmene denilince Cangizi Kolikler, konaklar olmazsa olmaz bir yere ve değere sahip. Tabii sürmenenin köklü tarihi buna en güzel örnek. Memiş Ağa Konağı tarihe adını altın harflerle yazdırmış ve öyle ki kendisi artık başlı başına bir tarih olmuş. Konağın 18. asır içinde büyük bir kısmı taş malzeme kullanılarak yapıldığı düşünülmektedir. Sürmene şehir merkezinin yaklaşık 4 kilometre doğu istikametinde geniş saçaktan yapılma Balıklı mevkisinde Memiş Ağa Konağı'na gelip müthiş kareler yakalamadan, yeşil ve çizgili tuğlaların eşsiz uyumunu görmeden elbette olmaz Cangizi Kolikler. Muhteşem yeşilliklerin arasında adeta çiçek gibi açan eşsiz bir mimariye ve enfes bir zarafete sahip bu konağı mutlaka gezi listenize eklemelisiniz. Tarihi günümüze getiren mekan Hacı Yakup Ağa Konağı. Dönemin baş damar ağası olan Hacı Yakup tarafından yaptırılan konakta tam bir Osmanlı mimarisi hakimdir. Yeşilin ve kerpiçin muhteşem uyumunu gözler önüne seren konak, Cangizi Kolikler için enfes pozlar hazırlamış durumda. Memiş Ağa'nın 1799 ya da 1804 miladi senesinde Sürmene'ye bağlı Balıklı, namı diğer Civra köyünde doğduğu düşünülmektedir. Yörenin son baş tımar ağası Hacı Yakup Ağa'nın oğludur. Aşiret ağları tarafından sürekli yapılan tacizlerden rahatsız olan Yakup Ağa,
1814 senesinde önce İstanbul şehrine, sonrasına Romanya bölgesine göçmüştür. Nemiş Ağa ise 15 yaşına geldiğinde Trabzon'a geri dönmüştür. Yağız ve cesur bir delikanlılıkla babasını topraklarından uzaklaştıran ağalara karşı çetin mücadeleler vermiş ve bölgenin idaresine sahip olmuştur. Kervan yolunda harikulade güzellikte bir durak, Kavgadüzü. Bayburt, kervan yolu üzerinde Köprübaşı Yılmazlar Mahallesi'nde bulunan Kavgadüzü bu adı acaba nereden almıştır? Bu yerleşim yerine gelen kervanlar yaklaşık 20-30 at veya merkep ile gelirler ve yüklerini buraya bırakırlardı. Özellikle Karadeniz ile Doğu istikametinden gelen kervanlar burada yer bulmada sıkıntı yaşadıklarından dolayı Han'da siz kalacaksınız, biz kalacağız derken burada kavga etmeye başlarlardı. Bu yüzden dolayı yaylanın ismi Kavgadüzü olarak adlandırılmıştır. Sürmeneyi ayaklarınız önüne seren mekan, Sürmene Kalesi, seyir terası. Sürmene ilçemizde Orta Mahalle'de bulunmaktadır. Sürmene Kalesi M.Ö. 2000 ve 3000'li yıllara uzanan kadim bir geçmişe sahiptir. Kaleyi milattan sonra 1400'lü yıllarda daha çok deniz ticareti taşımacılığı için sığınak ve depo misyonunda Cenevizli denizciler kullanmıştır. Kale içerisinde bulunan eşsiz manzarası, müthiş doğal güzellikleri ve adrenalin dolu cam terası ile seyir terası bol bol oksijen alacağınız, müthiş manzaralar yakalayabileceğiniz ve durmadan fotoğraf çektireceğiniz bir mekan olarak siz değerli can gezikolikleri bekliyor. Geçmişten günümüze tanıklık eden miras, Cumbalı Sürmene evleri. Sürmene'nin en güzel yanlarından bir tanesi, betonarmeden uzak, çoğu denize nazır, cumbalı mimarisiyle donanmış evleri, konakları, sokak ve köşe başlarında görebilmek sevgili can gezikolikler. Bu evler Kuzey Anadolu İslam Türk mesken mimari üslubuna ait en dikkat çekici örneklerdendir. Bu müthiş tarih kokan, manzaraya adeta manzara katan, günümüzden alıp adeta tarihe ışınlayan cumbalı sürmene evleri gezinize renk üstüne renk katacak sevgili can gezikolikler. Yemyeşil görsel bir şölen Zarha Mahallesi. Sürmene şehir merkezine Hasan Tahsin Kırali Caddesi üzerinden yaklaşık 7-8 km uzaklıkta bulunan Zarha Mahallesi'nin ulaşımı oldukça meşakkatli ama gittiğinize değecek bir yerdir. Can gezikolikler, köyde bakkal, çay ocakları, market, fırın, kahvehane ve elbette sakin ve huzurlu güzellik dolu sokaklar bulunmaktadır. Buram buram göy hayatını iliklerinize kadar soluyabileceğiniz Zarha köyünde çay fabrikasını da ziyaret edebilirsiniz. Sisli dağlar etrafında bulunan Zarha mahallesinde zirveye doğru çıktığınızda bulutlar ile birlikte hareket ettiğinizi göreceksiniz can gezikolikler. Yeşil ve denizin sonsuzluğa götürdüğü mekan Çamburnu Tabiat Parkı. Şöyle hem doğadan bir şeyler olsun hem de deniz kenarı olsun diyorsanız burası tam size göre. Sürmene'ye gelip de enfes Çamburnu manzarasını izlemeden olmaz. Öyle ki doğayı adeta iliklerinize kadar içinizde hissedeceksiniz. Sürmene şehir merkezine Trabzon-Rize yolu D10 üzerinden yaklaşık 15 km mesafede bulunan Çamburnu Tabiat Parkı'na girişler ücretli can gezikolikler aklınızda olsun. Ülkemizin en büyük yaylası Ağaçbaşı Yaylası. Can gezikolikler, Ağaçbaşı Yaylası ülkemizin en büyük yaylalarından biridir. Aslen Of ilçe sınırları içerisinde bulunan yaylanın Sürmene şehir merkezine uzaklığı ise Trabzon-Rize karayolu üzerinden yaklaşık 20 kilometredir. Yayla da aynı zamanda tüm Türkiye'de zor görülen tur balık bitki türleri bol miktarda bulunmaktadır. Sürmene'nin meşhur tersaneleri Yeni Ay ve Çamburnu. Can gezikolikler, Sürmene gemi tersaneleri Sürmene şehir merkezi sahil boyunda Of ilçemiz sınırlarına doğru yaklaşık 6-7 km doğu istikametinde Yeni Ay ve Çamburnu limanları içinde yer almaktadır. Bıçakların şahı Sürmene bıçağı. Sürmene'nin Türkiye'de bilinen ve ünlü olan Sürmene bıçağı
dünyaca da ünlü olmayı başarmıştır. Öyle ki Sürmene yöremiz maden kaynakları bakımından zengin bir bölgedir. Sürmene şehrimizde en az bıçak kadar keserler, tahta kaşıklar, oyuncak takalar, kemençeler de meşhurdur. Sürmene bıçağının en önemli özelliği ise çok keskin olmasıdır. Aynı zamanda yıllarca kullanabileceğiniz bir üründür. Yöredeki demirci ustalarıyla tanışıp dünyaca meşhur sürmene bıçaklarının yapımı konusunda bilgi alabilirsiniz. Sürmene hatırası olarak sürmene bıçaklarından kendinize ve sevdiklerinize de alabilirsiniz. Can gezikolikler. Enfes sürmene yöresel lezzetleri. Karadeniz'in yemek kültürü say say bitmez can gezikolikler. Aynı şey sürmene ilçemiz için de geçerlidir. Ancak öyle bir lezzet var ki ister sabah, ister günün farklı saatinde, isterseniz de akşam yemeğinde hangisini tercih ederseniz deyin, damağınızdaki o enfes his hiç değişmeyecek. Sürmene pidesi kalın pideli, yumurtalı, peynirli, kıymalı eşitleriyle tercih hakkınızı size bırakır can gezikolikler. Hele ki servis edilirken üstüne konulan Trabzon tereyağının erirken o haşmetli görüntüsü sizleri alır, adeta bambaşka diyarlara götürür. Yöresel lezzet bombası, karalahana dolması, Karadeniz'in enfes damak lezzetleri say say bitmez can gezikolikler. Karalahana dolmasından mıhlamasına, hamsinin bin bir türlüsünden tarhanasına burada aşk kalmak mümkün değil. Peki karalahana dolmasının tadına varmak isteyenler için küçük bir tarif verelim. Nasıl yapılır? Karalahanaları kaynar suda haşlayıp soğuk sudan geçirelim. Sert ve damarlı bölümlerini keselim. Bir su bardağı pirinci sarma için hazırlayalım. 2 adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. 2 yemek kaşığı salçayı ve yarım su bardağı zeytinyağını ekleyelim. Tuzunu isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Sarma içimiz karabiber ve naneyi de ekleyince hazır demektir. Sarma için uygun boyutta kestiğimiz lahanaları güzelce saralım. Tencerenin altına kara lahana yaprağı serelim. Üzerine kara lahana sarmalarını yerleştirelim. 2 su bardağı da suyu tencereye koyalım. Önce hızlı ateşte, sonra kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirelim. Sarmalar piştikten sonra yarım limon suyunu üzerine sıkalım. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra sarmalar yemeğe hazırdır inşallah. Afiyet olsun can gezikolikler. Karadeniz sofralarının efsanesi kuymak. Trabzon yöresinde hemen her öğün tüketebileceğimiz sofraların baş tacı olarak da bilinen kuymak, mısır unundan yapılmaktadır. Oldukça lezzetli olan kuymak, adeta damak çatlatan cinstendir. Trabzon'un eşsiz tereyağı ve özel peyniri bu yemeği lezzetlendirmektedir. Kuymağın yapımı kadar yemesi de özel maharet istemektedir can gezikolikler. Benden söylemesi. Ha unutmadan, bu eşsiz lezzet farklı yörelerde mıhlama olarak da bilinmektedir. Tadına doyum olmayan Karadeniz lezzeti, mezgit tava. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan mezgit tava, mısır unu ile kızartılarak pişirilmektedir. Mezgit, bilindiği üzere yoğun lezzeti ve kılçıksız olması nedeniyle tavuk balığı olarak da bilinmektedir. Karadeniz'de bol miktarda avlanan mezgit, Karadeniz mutfağındaki yerini her zaman için korumuştur can gezikolikler. Trabzon'un meşhur lezzeti külür tavası. Külür veya diğer adıyla latir olarak bilinen ot oldukça lezzetli bir sebzedir. Bezelye ailesinden gelen külür sebzesinin birçok yemeği yapılabilmektedir. Eskilerin vazgeçilmezi külür tavası günümüzde de en çok tercih edilen yöresel yemeklerin başında gelmektedir can gezikolikler. Bakır tavada sıcak servis edilen külür tavasını mutlaka memleketinde denemelisiniz can gezikolikler. Yoğun lezzetli burmalı pazı böreği. Pazı Karadeniz mutfağında sıkça karşımıza çıkmaktadır.
pazıdan her türlü yemek ve börek çeşidi yapılabilmektedir. Hurmalı pazı böreği, elde açılmış incecik hamuru ve pazılı özel harcı ile oldukça lezzetlidir. Trabzon'a yolunuz düştüğünde mutlaka hurmalı pazı böreğinden yemelisiniz cangizikolikler. Lezzetli ve pratik bir tarif, sebzeli mısır ekmeği. Kahvaltı sofralarında özellikle görmek isteyeceğiniz bir lezzet olan sebzeli mısır ekmeğini hem kahvaltıda hem de çay saatlerinizde sıklıkla tercih edebilirsiniz cangizikolikler. Hazırlanması oldukça kolay olan sebzeli mısır ekmeği içerisinde kapya biber, yeşil biber, maydanoz ve peynir bulunmaktadır. Muhteşem damak çatlatan bir lezzet ziron. Oldukça pratik lezzetlerden bir tanesi olan ziron, günlük hazır yufkadan yapılabilen ve kıymalı harcı ile oldukça lezzetli bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerine yoğurt ve tereyağı sosu ile servis edilen ziron, yemeğinde kullanılan tüm malzemelerin lezzeti adeta birbirine geçmekte ve tadı damak çatlatmaktadır sevgili cangizikolikler. Sürmene ilçemize ulaşım. Sürmene'nin bağlı bulunduğu Trabzon il merkezine D10 ve E97 karayolu üzerinden uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 40 dakikadır. Başkent Ankara ise D10 ve E70 karayolu üzerinden mesafe yaklaşık 770 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 10 saattir. İstanbul'a ise mesafe O4 ve E80 karayolu üzerinden yaklaşık 1100 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 13 saat 45 dakikadır. İzmir'e mesafe O5 karayolu üzerinden yaklaşık 1455 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 16 saattir. Sürmene ilçemize en yakın havalimanı Trabzon Havalimanı'dır. Mesafe yaklaşık 35 kilometre, ortalama seyahat süresi ise 35 dakikadır. İlçemizde demiryolu ulaşımı mevcut değildir cangizikolikler. Şehri konak, bıçakların şahı Sürmene'ye yelken açın. Cangizikolikler, birbirinden farklı güzelliklerin bir araya toplandığı bıçakların şahı Sürmene ile artık vedalaşma zamanı geldi. Stres atmak, sımsıcak insan ilişkileri kurmak ve tatlı bir yorgunluk ile eve gelmek hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sizler de bu muhteşem doyumsuz güzellikteki manzaralara inşallah şahit olmak isterseniz Sürmene'ye yelken açın. Sağlıcakla, huzurla, elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.